Haftanın ünlü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Bu haftanın ünlü olarak Apple'ın yeni ürünü MacBook Pro Retina'yı seçtik. MacBook Pro Retina bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde tanıtılmıştı. O etkinliğin açılış konuşması sırasında bildiğiniz gibi MacBook Pro ve yeni MacBook Air modelleri tanıtılmıştı. Bu yeni nesil MacBook Pro modeli de oldukça dikkat çekici bir ürün olmuştu. Hatta en fazla göze çarpan, dikkat çeken ürün olarak nitelendirebiliriz bu ürünü. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de piyasaya çıktı bu yeni nesil MacBook Pro. Bu ürünün en önemli özelliği hiç şüphesiz sahip olduğu Retina ekran. Görmüş olduğunuz Retina ekran 2880x1800 piksel çözünürlüğe sahip. 15.4 inçlik ekranda bu piksel başına 220 ppi'lik bir yoğunluğa denk geliyor. Bilgisayar ekranın gözü olan normal uzaklığını göz önünde bulundurduğumuzda bu ekran Retina sınıfına rahatlıkla giriyor. Gerçekten karşımızda yazıların oldukça keskin ve net, bunun yanı sıra grafiklerin de oldukça kaliteli göründüğü bir ekran var. Tabii bu MacBook Pro Retina'nın ekranın tam anlamıyla isteneni vermesi için uygulamalarında bu çözünürlüğe uyumlu olması gerekiyor. App Store'da Retina uyumlu uygulamaların giderek arttığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Apple'da kendi uygulamalarını çoktan Retina ekranı uygun hale getirdi. Bunun yanı sıra Apple MacBook Pro Retina'nın sadece Retina ekranı değil, donanımı da dikkat çekici, iyi bir performans sunacak derecede. Cihazın bize gelen konfigürasyonunda 2.3 GHz'lik Core i7, Intel Core i7 işlemci var. Bunun yanı sıra Intel HD4000 grafik işlemci. Bunun yanı sıra Nvidia'nın grafik işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB'lık SSD'de bu ürünün dikkat çekici nitelikler arasında yer almakta. Cihazın tasarımına baktığımızda yine yekpare alüminyum tasarım karşımıza çıkıyor. Cihazın MacBook Air'dan daha kalın, klasik MacBook Pro'lardan daha ince olduğunu söyleyebiliriz. Yine portlar sağda ve solda toplanmış. Sol tarafa baktığımızda MagSafe 2, yani yeni nesil güç adaptör girişini görmekteyiz. 2 adet Thunderbolt portu dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra USB portu var ve kulaklık ışığı var. Cihazın sağ tarafına baktığımızda ise yine bir USB portu görmekteyiz. Bunun yanı sıra HDMI portu ve SD bellek kart girişi bulunmakta, yuva bulunmakta. Bu gibi niteliklere sahip olan MacBook Pro Retina'nın detaylı incelemesini bu hafta içerisinde Teknoblog'da bulacağınızı belirterek haftanın ürünü programının bu bölümünde kapatalım. Gelecek hafta yepyeni bir ürünle, yepyeni bir ürün ön gösterimiyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.